İsmim Ümit, Soğanlı Kopta Mahallede, Pazar Sokağı'nda oturuyorum. Başkanımız pazarla ilgili gelişmeleri bize aktardı, bundan mutlu olduk. Tabii ki bu bir süreç, bu 6 ay olabilir, 1 yıl olabilir, belki hiç olmayabilir. Bunun pazarla ilgili, işleyişiyle ilgili genel bir problem ve önerilerim olacak aslında. Birincisi, mevcut pazar yerindeki esnaf, apartman girişlerine dikkate almadan tezgahlarını istedikleri gibi koyabiliyorlar. Bırakın bebek arabasını, yani ancak kendiniz bile zor geçebileceğiniz şekilde size yer bırakıyorlar. Bir defa bunun düzeltilmesi gerekiyor. Diğer ikinci bir konu da, pazar esnafı tertemiz aldığı sokağa nedense akşam malzemelerini götürürken her türlü pisliğini bırakarak gidiyor. Bu konuda size bir önerim olacak. Pazar esnafına sabahtan bir poşet verirsiniz. Büyük poşetleri, temizlik poşetlerini. Dersiniz ki atıklarınızı buna koyacaksınız. Buna uymayanlarla ilgili de 3 ay ceza işine uygulayın. Bakın zabıta bu noktada, ben zabıtayı pazarda çok nadir gören bir insanım. Zabıtanın bu noktada biraz daha işlemsel olmasını talep ediyorum. Diğer bir konu da, şimdi size bir video da ses dinleteceğim. Şöyle. Bu gece 01.35'te benim bulunduğum sokağı temizlemeye gelen temizlik aracı. Su tankerinden başlıyoruz. Yani bu saate kadar kalması doğru değil bir. Anayasanın 56. maddesi der ki herkes sağlıklı bir çevrede yaşamaya hakkına sahiptir. Gürültü kirliliği de bir sağlık problemidir. Gece 1.35'te ben bu sesi geçen hafta 2'de, ondan önceki hafta 1'de. Bunları yaşamak zorunda değilim. 9.30-10'da temizlik bitiyor. Bu yıkama aracı saat 12'de sahaya geliyor. Yani böyle bir şey yok. Planlanabilecek bir şey. Kimsenin gecenin 1.30'unda, 2'sinde, ben 4. katta oturuyorum. Bu sesi 4. kattan çekmişse. 1. katta oturan, hele ki yazın camlar açık. Yani o insanları da düşünmemiz gerekiyor. İnşallah taşınır da hani genel anlamda kurtulur ama bu pazar meselesindeki temizlik konusu sadece orta mahalle için geçerli değil. Tüm pazarlar için geçerli. Ben Soğanlı Pasinler Sokak. Yeni mahalle, yeni yapılan caminin orada oturuyorum köşede pazar içinde. Birinci isteğim pazar günleri balık tezgahı var. Benim oturduğum kapının önünde. Temizlenmiyor. Belediye gelip su fışkırtıp gidiyorlar. Köpük de yıkamıyorlar. Bu yaz boyu. Şimdi şu an yok ama kokudan duramıyoruz. Kaç yıldır? 25 yıldır o köşedeyim. Işıklardayım. Kokudan duramıyoruz. Lütfen temizlenmesini rica ediyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Ben pazar sokağında oturan bir vatandaşım. Yıllardır pazar sokağıyla ilgili bir şikayetlerimizi biz dile getiriyoruz. Daha önce CİMER'e de yazdık. Keşke Sayın Gökhan Yüksel olsa da onun karşısında da aynı şeyleri söylemek isterdim. Bizden pazarı kaldıracağına dair oy talep etti. Biz de pazar sokağı sakinleri olarak oy verdik kendisine ama pazarı bir şekilde kaldırmadı. Ben ailemden 200 kişiyi kaybettim. Beni ne yazık ki bunlar hep pazar günü denk geldi. Bu cenaze sırasında ne ambulans girebildi. Belki zamanında müdahale edilseydi hayatta olacaklardı. Böyle acı bir tecrübe yaşadım. Burada pazarcı arkadaşlar varsa da kusura bakmasınlar. Orada yaşayan halk olarak, orada yaşayan insanlar olarak biz çok mağdur durumdayız. Gece saat 12'de su sesi geliyor. Ya insanlar pazartesi günü işe gidecek. Benim çocuğum tanker sesinden uyanıyor. Temizlik sesinden uyanıyor. Yani Allah korusun bir ambulans, bir itfaiye, bir yangın çıksa o sokağa nasıl girecek, ne itfaiye girecek, ne ambulans girecek.